Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere RDR2 Family menüsünün versiyon 6. yani son gelen güncellemede neler değişti, neler kaldırıldı, neler eklendi bunları göstereceğim. En son buna benzer bir video çekmiştim yaklaşık 20 dakika. Şu an ekrana koyarım. O video versiyon 5'e ait. Bu videoda yeni gelen güncellemeleri göstereceğim. Çok fazla video çekmeme rağmen hala insanlar nasıl XP kasarım, nasıl altın, nasıl dolar kasarım bu video içerisinde göstereceğim. Yeni gelen güncellemeleri size göstermek istiyorum. Kazançlara girin. Döngül görev dileğimi altın çubuğu diye bir şey var. Bir kere bastıktan sonra şöyle mesela 500 kaçakçı 1 altın 0.6 verdi. Rütbe durmadan artıyor. Yani kısacası bir döngü içerisine giriyor. Altın ve gold'u nasıl kasabilirsiniz? Onu da hemen göstereyim. Sandık sayısını 50 yapıyorsunuz. Sınırsız eşyaları açıyorsunuz. Eşyaları otomatikalı da açabilirsiniz. Sandık oluştur altın kazan. Bir kere basıyorsunuz. Bakın ben şu an R'ye basmadan otomatik olarak sandığı açıyor. Çünkü buradaki eşyaları otomatik al seçeneğini işaretlediğimiz için hiçbir şekilde R'ye basmadan otomatik olarak almaya devam ediyor. Bu 50 tanesi bittikten sonra sandığı silin, sonra bir tane daha sandık açın. Etrafa böyle 5-10 tane sandık açmayın yoksa oyununuz crash verir. Bu size çok yavaş geliyorsa eğer bir tane daha sandık oluşturun. Mesela şöyle ay ışığı hızlandırılmasını 5 yapalım. Şöyle basayım. Bakın böyle hızlı hızlı hemen alabilirsiniz. Sakın bunu 60 falan yapmayın. Oyundan düşersiniz. Şöyle sol üstte de durmadan bakın, hani oyun size AFK'dan atmasın. Uyarı verecek size. İşte AFK'dan düşmenize, AFK'dan oyundan düşmenize 5 dakika 10 dakika kaldı vesaire diyecek. Dediği zaman da şu şekilde WASD şeklinde hareket edin. Bakın sandığı silmeyi unutmayın. Sandık sile basın. XP nasıl kasabilirsiniz? Buradan toplanabilirlere giriyorsunuz. Kuş yumurtası çalışmıyor. Buradan en fazla veren madeni para. Bir tane sandık oluşturun, fark etmez. Eşyalar otomatik al diyelim. Şöyle hemen hızlı hızlı alsın. Arkadaşlar yani yaklaşık bir buçuk dakikadır falan devam ediyorum. Bitmedi. Artık kapatacağım ben bunu. Hepsi bittikten sonra klavyenizden F'li tuşuna basın. Buraya geldikten sonra hemen satmayın. Öyle bir şey yapmayın. İlk önce buradan sınırsız eşyaları kapatın. Şimdi bunların hepsini ben böyle tek tek satmakla uğraşmayacağım. Bakın satınca para da veriyor. Şimdi bazıları diyor ki ben de diyor sat kısmı çıkmıyor diyor. Onun için de satın alı tıklıyorsunuz. Buradan koleksiyoncunun çantası var. Bunu satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra bütün itemleri satabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izlemenler varsa şöyle menüyü kısa bir şekilde ben sizlere gene göstereyim. Kişiselden başlayayım. Buradan kendine dramatik hareketler var. Burada herhangi bir hareket yapabiliyorsunuz. Ama bunların hiçbirisi kalıcı değil. Geçici. Burada kendi giyimim var. Burada şapkanı, saçını vesaire düzenleyebiliyorsun ama bunların hepsi bug'a giriyor. Parçacık efekti var. Parçacık efektleri verebiliyorsun. Tanrı modu yani God mod, ölümsüzlük. Şunları fullleyelim. Yasaksızlık, şerifler sizi aramıyor. Görünmezlik, süper zıplama, şöyle göstereyim. Versiyon 2, versiyon 3'ü var. Versiyon 2 kullanmayın. Versiyon 2 olduğunuz yerde zıplıyor. Versiyon 3 ise şöyle ileri doğru zıplıyor. Süper koşu var. Bayağı şu şekilde hızlı hızlı koşabiliyorsunuz. Ragdoll devre dışı hiçbir oyuncu sizi bağlayamaz. Lasso yoksa hiçbir şekilde atın sırtından düşmezsiniz. Zıplayamazsın adı üstünde. Şu şekilde atıştı valisi verebiliyorsunuz kendinize ama bunların hepsi FPS'inizi düşüren şeyler. Boyutlarını şu şekilde değiştirebiliyorsun. Zırh oluştur. Bug'a giriyor. Hikaye modu para. Arthur Morgan hikaye modunda sınırsız para yapabiliyorsunuz. Şunları şu şekilde açabilirsiniz. Burası bu kadar. Silahlar kısmında da volkanik tabanca vermek istiyorum kendime. Şu anda bende volkanik tabanca yok. Şu şekilde volkanik dediğim zaman bakın burada volkanik tabanca geldi. Otomatik temizle, sonsuz mermi, tek mermi de öldürüyor. Yakın dövüş anında öldürme, o da yumruk. Yumrukla vurduğun zaman tek de adam ölüyor. Yeniden yükleme devre dışı bırak. Hızlı ateş,
vuruşu iyileştir. Örnek veriyorum, bir Bounty Hunter görevi yapıyorsunuz. Yanlışlıkla hedefi öldürdünüz. Vuruşu iyileştir açıp hedefe atış ettiğiniz zaman Bounty Hunter hedefi canlanıyor. Teleport silahı. Teleport silahı da şu şekilde atış ettiğiniz yere sizi teleport ediyor. Canlandırma silahı. Bounty Hunter görevi yaparken yanlışlıkla öldürürseniz hedefinizi, gene canlandırma silahıyla da şöyle bir kere canlandırma silahına basın. Ölü hedefe bir kere ateş edin. Daha sonrasında o canlanacaktır. Şu teleport silahını kaldıralım. Sağlık silahı da aynısı için geçerli. Araçlar kısmında buradan mesela eşek çıkartabiliyorsunuz. Post arabası, atı vesaire. 220 tane at var burada. Vagon, tekne, topçu, tren. Bunların hepsini çıkartabilirsiniz. Mesela maske. Şu şekilde maske verebiliyorsunuz. Modifiye ışık. Bundan hiçbirisi çalışmıyor. At eylemi şu şekilde hareketlerde bulunabiliyorsunuz. At parçacığı da ayaklarına alev vesaire veriyor şu şekilde. At tanrı modu. Atınız hiçbir şekilde ölmüyor. At dayanıklılık. Dayanıklılığı, sağlığı vesaire bitmiyor. İsterseniz görünmez yapabilirsiniz. Bu şekilde. Alev şövalyesi de ayaklarına veriyor. At boyutunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Işınlanma. Gene burada Annes Kırk Strawberry vesaire buralar ışınlanabiliyorsunuz. Sound map, map'in dışı diyor. Bu da Guar Madası ama Guar Madası'na gidilmiyor. Kazançları az çok göstermiştim ama göstermediklerim varsa şöyle göstereyim hemen. Oturum korumada kendi adınızı değiştirebiliyorsunuz. Ama sanırım çalışmıyor bu. Bildirileri açarsanız eğer sonucudaki hileciler varsa onlar mesela bir şeyleri patlatıyor diyelim. Ekranınızın hemen orta kısmında, alt kısmında size bildiri geliyor. İşte Alperen örnek veriyorum bir şeyi patlattı diye. Sola oturum oluşta tıklarsanız hafif bir donma olacak. Daha sonra sizi sola oturuma atacak. Tek başınıza yani. Şu şekilde gördünüz. Dondurma, koruma, kontrol ve partikül. Bunları açarsanız diğer ilacılardan sizi korur. Ama bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Yemek listesi. Mesela mısır istiyorsunuz. Sandığı açıyorsunuz. Buradan mısırınızı alabiliyorsunuz. Aynı şekilde silah mermileri de sandıktan silah mermileri alabiliyorsunuz. Bitkiler alabiliyorsunuz. Sandık sayısını 1'den 50'ye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Hızlandırılmış işlem değeri, bunu şu şekilde yaptığınız zaman zaman hızlı geçiyor. Eşyalar otomatik al, sınırsız eşyalar, bunları göstermiştim. Betonları dolarla değiştir seçenekleri. Bunlar gereksiz şeyler. Modele girdiğiniz zaman efsanevi hayvan, efsanevi ayı diyelim. Bunların derilerini yüzebiliyorsunuz. Sıradan hayvanlar var. NPC modelleri var. Burada mesela Micah var, Dutch var, Arthur var, Hosea var vesaire, bir sürü 14 tane karakter var. Hayvan boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Bunu 3 yapalım ya da 4 yapalım. Hayvan boyutunu değiştir tıklıyorsunuz. NPC modellerinden de mesela değiştirebiliyorsunuz şöyle. Hani illa hayvan olmasına gerek yok. NPC de olabilir. Felç etme spamını. Bakın şu anda felçli bir şekilde geldi. Uyuyor yani. Buradan bunun böyle örneğini alabilirsiniz. Ölü spam tikini açarsanız da bu şekilde ölü şekilde gelir. Ölü gelenlerin de hemen derisini yüzersiniz. Büyük UFO ile sürdüğünüzde şöyle UFO olarak sürebiliyorsunuz. Q yukarı çıkıyor, Z aşağı iniyor. Buradan diğer seçeneğe girdiğiniz zaman hava durumunu kontrol ettiğiniz zaman şu şekilde hava durumu değişiyor. Ama sonra bunun tikini kaldırın. Çünkü FPS'iniz düşer. Şunlar çalışmıyor, hiç açmayın. Bunlar da çalışmıyor. FPS şöyle FPS'inizi gösterir. Oturumda sunucuda eğer şu an oyuncu olsaydı SCP ya da SCP mesafeye bastığınız zaman bütün oyuncuların nerede olduğunu vesaire görebiliyordunuz. Tabii ben şu an sunucuda tek başımayım. Gözükmez. Buradan online'a basıp
oyuncuyu izlediğiniz zaman şöyle hani oyuncuyu izleyebiliyorsunuz ya da dondurabiliyorsunuz, hareket etmiyor. Ayarlar menüsünden de çok fazla bir ayar yapmanıza gerek yok, sadece menü dil ayarını Türkçe yapmanız yeterli. Hani versiyon 6'da çok fazla bir güncelleme gelmedi, sadece bu gösterdiğim güncelleme geldi. Şu geldi. Bunu da açtığınız zaman bu şekilde habire altın alıyorsunuz, XP alıyorsunuz vesaire. Böyle bir döngüye giriyor yani. Yani sadece bu güncelleme geldi, bir de menü değişti. Onun dışında başka bir güncelleme gelmedi. Ama gene güncellemeler gelirse ben bu kanaldan paylaşmaya devam edeceğim.